Ticaret Odası'nda zümre toplantısına sayık başkan olarak davet edildim. Ben de arkadaşları yalnız bırakmamak üzere geldim. Benim için de en azından Türkiye'nin en büyük şehri ve en çok acentesinin olduğu ilde dönemimin sonuna geldiği şu günlerde bir 4,5 yıllık sürenin muhasebesini yapmak açısından da iyi bir toplantı olacak. Ben en azından bu 4,5 yılda Sayık'ın neler yaptığını ana başlıklarıyla bir anlatma fırsatı bulacağım. Gerçi genelde bizi yaptıklarımızdan dolayı değil de yapmadıklarımızdan dolayı çok eleştirdikleri için ben artık alışkınım buna. Sordukları sorulara da cevap vereceğim. Bu toplantı güzel bir toplantı olacak. Gerçekten hem Sayık'ın da 4,5 yıllık değerlendirmesi açısından. Bu arada tabii ki bizim içimizde birileri artık görevi bırakıyor. Birileri de yola devam edecek. En azından ben burada acentelerin kısa dönemde ve orta vadede neler beklediklerinde öğrenip heyete iletme şansım olacak. Çünkü Türkiye bir seçim yaptı. Hükümet, mevcut hükümet yönetim şekli devam edecek. Dolayısıyla bu bir şeyleri bekleme süresini çok aza indirdi. Yani yarın her şey çalışmaya başlayacak gibi bir durum oldu seçimden sonra. Bekleme süreleri devlet açısından bitti. Çünkü devletin bu konuda karar vericilerine de biz son dönemde 3-4 aydır gittiğimizde hep bir seçimin sonucu beklentisi vardı. Orası bitti. Şimdi Sayık'ın seçimi var. Tabii ki bazı konularda da Sayık'ın kendi kararları var ve bazılarında devletle birlikte yürümek zorunda. Yeni Sayık da bir şeyler yapacaktı. O seçimin de yakında olacak olması çok iyi. Dolayısıyla devlet seçimini yaptı. Yeni bir genel müdür var ve üstelik yeni bir Sayık'la Ağustos'tan itibaren her şey yeniden başlayacak diyebiliriz. Bizim de 2 Temmuz günü Sayık, bu mevcut Sayık son toplantısını yapacak. En azından ben bu İstanbul Zümre toplantısındaki beklentileri, istekleri, dilekleri son Sayık toplantısında arkadaşlara da iletmiş olacağım. Ve yeni Sayık'ın içinde bu grubun içinden birileri mutlaka olacak. Onların önüne de İstanbul'un beklentileri iletilmiş olacak. Toplantının herkese hayırlı olmasını ve sektörümüze fayda getirmesini diliyorum.